Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ders de yapamıyorum. Bu şekilde de pek verimli olduğunu da düşünmüyorum. Bundan sonra inşallah belli bir periyotta dersler yayınlayacağım bundan sonra. Sürekli hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri inşallah birer ders yapacağım bundan sonra düzenli olarak. Bunu söyledikten sonra dersimize başlayalım. Bugün iş yerinde bir arkadaş bir CV hazırlamam için benden yardım istedi. Ben de zamanımın olmadığını, bu akşam inşallah örnek bir CV yapacağımı, kendisi de bu dersi izlerse kendisine göre bir CV hazırlayabileceğini söyledim. Bize de bir ders konusu oldu arkadaşlar. PowerPoint'ta hazırlayacağım bu CV'yi. Tabii derse başlamadan internetten birkaç şey indirdim. Kitap resmi, ondan sonra mail, müzik, telefon, fotoğraf, yürüyüş vesaire. İnşallah kişisel verileri koruma kanununa takılmayız. İnternetten de bir arkadaş buldum, buradan bir resim indirdim. Şimdi hemen bir PowerPoint dosyası açıyorum. CV diyelim. Tabii arkadaşlar, burada hazırlayacağınız CV'ler yani hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekilde CV'ler hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle sayfamızı bir A4 boyutuna getirmemiz lazım. Sayfayı A4 boyutuna nereden getiriyorduk? Onu bir hatırlamaya çalışayım. Neredeydi sayfa? Ya neredeydi bu ya? Slide boyutu. Özel slide boyutu diyoruz arkadaşlar buradan. Slide boyutundan, tasarım menüsünden, slide boyutundan özel slide boyutuna geliyorum. Buradan geniş ekran değil A4'ü seçiyorum arkadaşlar. Ve dikey diyorum ve tamam diyorum. Ve sığdır diyorum. Şurada ekranı kapla diyelim. Gördüğünüz gibi sayfamızı A4 boyutunda açtık. Şurada da sağ tuşa basıp düzenden şöyle boş sayfayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi A4 boyutunda bir slide açtım. Çünkü yazdıracağız ya bunu. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar tamamen hayal gücümüze kalmış bir şey. Öncelikle ekle menüsüne geliyorum. Buradan şunu alıyorum, şu şekli. Şöyle yapalım. Ondan sonra döndürme tuşuyla şöyle döndürdüm. Şuraya koydum burayı arkadaşlar bunu. Tamam. Şunun rengini de şu kovaya ben renk boya kovasına benziyor. Kutusuna benziyor. Şöyle bir renk yaptım. Şimdi şu üst tarafa da bir resmimizi koyacağız. Yine ekle menüsünden bir daire alayım. Daireyi şuraya koyuyorum. Resmimizi şu alana yerleştireceğiz. Şimdi bundan sonrasına dikkat edin arkadaşlar yaptıklarıma. Öncelikle şu alttaki gri zemini seçiyorum. Sonra klavyenin shift tuşuyla şu daireyi seçiyorum. Şu anda biçim menüsü karşımda gördüğünüz gibi. Şurada şekilleri birleştirden çıkar diyorum. Ve resim yerini de açtım şuradan. Hemen şu arkadaşı da alıp sayfanın içine bıraktım. Gördüğünüz gibi. Geliyorum arkadaşlar şurada kırp menüsünden şekle göre kırp deyip şuradan daireyi tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde de kırptık. Ve resmimizi de şuraya yerleştireceğiz. Bunun etrafına da beyaz bir renk versek güzel olacak diye düşünüyorum. Kenarlığı beyaz yapalım. Sonra kenarlık kalınlığını da şuradan şunu seçtim. Evet, bu şekilde iyi. Şimdi alt tarafa da şuraya yine bir şey çizmeye çalışayım. Hangisi olur? Şu olur mu? Şu olabilir. Ters çevireyim şöyle. Ve döndürme tuşuyla kısaltalım biraz. Yani dediğim gibi hayal gücünüze kalmış bir şey. Yine buradan kenarlık yok diyorum. Rengini de açık bir mavi yapalım. Şöyle. Şimdi kalan sayfanın dışına taşan kısmını nasıl sileceğiz? Yine ekle menüsünden bir dikdörtgen alıyorum şuradan. Dikdörtgenimi şöyle çiziyorum. Önce kalacak olan kısmı seçiyorsunuz. Sonra diğer parçayı seçip shift ile beraber. Önce yani ekranda kalmasını istediğiniz bölümü seçin. Birazcık daha döndürmeye çalışayım. Tamam. Sonra diğer parçayı seçip şuradan çıkar diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece istediğimiz kısım kaldı ekranda. Şöyle olsun. Yakınlaştırayım biraz. Evet. Yine gördüğünüz gibi bir kısmı dışarıda kaldı. Tekrar kestiğim için. Yine şöyle bir dikdörtgen çizdim. Önce şunu seçiyorum. Sonra dışarıdakini seçip çıkar dedim ve ekranda bu şekilde kaldı. Şu anda bu şekilde bir tasarım elde ettik. Ekranın üst tarafları da boş kalmasın. Şuraya da bir şey getirmeye çalışayım. Göze hoş gelebilecek bir şey getirmeye çalışayım. Mesela şu olabilir. Yine bunu ters çevirelim. Yine aynı gri rengi seçelim. Mesela şu damlacığı alıp buraya tıklarsanız aynı rengi almış olursunuz. Kenarlık yok diyorum. Şöyle. Bunun kontrole bir kopyasını aldım aşağıya arkadaşlar. Şunu biraz daha açık bir renk olabilir. Tamam. Bunu da yine şöyle bırakıyorum buraya. Gördüğünüz gibi sayfanın dışına taşan kısım oldu. Kısımdan da kurtulmak için yine bir dikdörtgen çiziyorum. Önce ekranda kalmasını istediğim kısmı seçiyorum. Sonra son çizdiğimi shift ile beraber seçip çıkar diyorum. Ve şu ikisini de sağ tuş gruplandır diyorum. Evet, şimdi CV'miz bu şekilde. Öncelikle en üst tarafa şuraya isim yazalım. Metin kutusu alıyorum. Buraya arkadaşın ismi ne olsun örnek olarak? Harun Yıldız olsun. Harun Yıldız. Yazı şöyle biraz büyütelim. Şuraya alalım. Ve ünvanını yazalım buraya. Bilgisayar mühendisi olsun. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi ne yapalım? Buradan şu butonu bir alayım arkadaşlar şuraya. Gördüğünüz gibi kocaman bir buton. Butonu küçültüyorum. Yine buradan kırp kısmına gelip şekle göre kırp diyorum ve yine bu daireyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir butonumuz oldu. Şimdi bundan sonra başlıklarımızı yazmaya çalışalım. Örneğin iletişim bilgilerimizi yazacağız. Bu burada kalsın. Şöyle şunların hepsini slaytın içine atayım arkadaşlar. Adres. Bu da çok büyük. Keşke önceden küçülseydim. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Şu simgeleri küçülterek ekranın içine alacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Zaman kaybı olmasın diye. Evet arkadaşlar son olarak şu kaldı. Onu da en azından nasıl yapıldığını görmek için. Müzik dinleme hobilerimiz için. Bunu şöyle küçültüyorum. Sonra geliyorum 40 menüsünden şekle göre şu daireyi tıklıyorum. Ve aslında bunu daire değil de bunu kare olarak keselim. Şöyle. Bunların tamamını da ekranın içine getirdim, sayfanın içine. İhtiyacımız olacak bunlara. Hemen iletişim bilgilerimizi yazalım arkadaşlar. İletişim bilgilerini nasıl yazacağız? Şöyle bir dikdörtgen alsam. Ondan sonra bunu yine şu damlacıktan şu gri rengi aldım. Kenarlık yok dedim. Tabii dediğim gibi siz istediğiniz şekilde tasarımınızı yaparsınız. Yine ekle menüsünden bir üçgen alayım. Şöyle. Bu üçgeni hangi renk yapsak renk olarak biraz daha açık gri olsun. Kenarlık olmasın. Şöyle döndürüyorum. Shift ile beraber düz döndürebilirsiniz. Şöyle yakınlaştırırsanız daha, evet şöyle biraz klavyenin yukarı ok tuşuyla hafif yukarı götürdüm. İkisini seçtim. Hatta bunu biraz daha genişletmem lazım. Heh. Şöyle şu ikisini seçip sağ tuş, pardon, sağ tuş gruplandır dedim. Ve oraya bir yazı yazacağım. Şu yazıyı kontrolle bir kopyasını getirdim. Buraya iletişim diyorum mesela. İletişim kalın olsun. Şuranın üzerine bıraktık. Rengi de beyaz olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuraya adresimizi yazacağız. Evet. Adres ne diyelim? Bahçeli Evler Mahallesi No 5 Ankara dedik. Telefonumuzu yazacağız arkadaşlar şuraya. (0532) 444 55 66 olsun. Mail adresimizi yazacağız buraya. Yine kontrole bir kopyasını aldım bunun. Neydi? Harun Yıldız. harun.yildiz@gmail.com. Bir de web sitemiz varsa, kişisel web sitemiz varsa arkadaşlar, web sitemizi de yazacağız. harunyildiz.com.tr olsun. Evet, buraya kadar tamam. İletişim bilgilerimizi yazdık. Şimdi bildiğimiz dilleri yazmaya çalışalım. Yine şunu kontrol tuşuyla beraber bir kopyasını aldım şuraya. Ve şu örneğin ne biliyoruz? İngilizce biliyoruz mesela. Bir İngiliz bayrağı vardı ya burada. İngiliz bayrağını alalım. Şunu kırpalım arkadaşlar. Kenarlardaki bu boşluklardan kurtulalım şöyle. Şu siyah çizginin üzerine gelip sonra boş bir yere tıkladığınız zaman kesmiş oluyorsunuz. Şöyle İngilizce diyelim. Bir de Fransızca bildiğimiz ya da Almanca bildiğimizi farz edelim. Ne kadar büyük bir. Evet. Tabii ben biraz göz kararıyla yapıyorum. Siz burada hassas. Şimdi bundan sonra İngilizceyi ne kadar bildiğimizi şöyle göstereceğiz. Örneğin ben bir dikdörtgen çiziyorum şuraya. Kenarlık yok diyorum. Rengini siyah yapıyorum arkadaşlar. Sonra Ctrl Alt ve Diyarbakır'ın D'sine basıyorum. Ya da Denizli'nin D'sine basıp şunu yukarı kaydırıyorsunuz. Sonra tekrar Ctrl Alt Diyarbakır'ın D'si dediğiniz zaman otomatikman çoğaltacaktır arkadaşlar. Ve sadece şunları tekrar seçip aynı hizaya gelmediler maalesef. Şunları seçelim hepsini. Seçtikten sonra şurada yerleştir kısmında hizala, üstte hizala diyoruz. Hepsini hizaladık. Şöyle, tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Birkaç tanesini şu örneğin 2 tanesini gri yapalım. Tamam, şu şekilde. Gelelim Almanca'ya. Almancayı daha az biliyoruz mesela. Şöyle. Evet. İngilizcemiz iyi. Almancamız orta. Aslında birer tane fazla olmuş. Şöyle olsun. Yani %50, %80. Dillerimizi de yazdık. Şimdi ne yapalım? Ne ekleyebiliriz CV'mize? Yani hobilerimizi yazalım. Daha çok alanımız var. İletişim bilgilerimizi yazdık. Bir de uzak, çok yakınlaştırdığımız için arkadaşlar sayfanın sonunu göremedik. Şunu biraz daha uzatabiliriz aslında. Tamam. Şunu siyah yapalım tekrar. Şundan da bir tane siyah yapalım. Evet, bu şekilde iletişim bilgilerimiz tamamdır. Şimdi hobilerimizi yazacağız. Şunu alıyorum tekrar kontrol tuşuyla beraber seçip kopyasını aldım buraya. Fotoğraf çekmek, yürüyüş yapmak, kitap okumak, ve müzik dinlemek bizim hobilerimiz arasında olsun. Evet, şimdi nasıl oldu CV'miz? Bu şekilde. Başka ne ekleyebiliriz arkadaşlar? Ekleyebiliriz buraya. Şimdi mesleki tecrübelerimizi yazalım istiyorsanız. Bir de başka ne yapalım? Arkadaşlar bir internetten bazı CV örneklerine bir bakayım da neler var başka CV'lerde. Bakalım şöyle ya. Beraber bakalım. Aslında zamanınızı fazla almak istemiyorum. Millet CV'lere ne koyuyor başka? Referanslar var. Evet, tamam. Başlıklara ihtiyacımız var biraz. Tamam. Katıldığı seminerler diyelim. Veya seminerler diyelim. Seminerlerimizi de şöyle yapalım. Şuradan bir yazı alalım. Mesela ne diyelim? Kişisel gelişim diyelim. Kişisel gelişim. Ondan sonra yazıyı biraz büyütelim. Ne olabilir? Stres yönetimi. Bunlar örnek şeyler tabii. Siz kendinize göre yazarsınız. Kişisel gelişim, stres yönetimi, etkili karar alma, başka ne olabilir? Şunları seçip, şöyle hepsini seçip hizalamadan yerleştir, hizalama, sola hizala deyip aynı hizaya getirebiliriz. Burada ne diyelim? İş hayatında ne diyelim başka? Ama da bir şey gelmiyor ki. Profesyonel duruş diyelim. Şimdi şu simgemizi aldık. Buraya. Aslında bunu almayalım buraya arkadaşlar. Bunun yerine başka bir şey yapalım. Şu üçgeni alıyorum. Döndür diyorum. Şöyle biraz küçültüp rengini de şöyle renk damlacığından şu gri rengi alalım. Evet, kontrol tuşuyla beraber çoğaltıyorum şu anda. Tamam. Katıldığımız seminerleri de yazdık. Şimdi eğitim durumumuzu yazalım. Eğitim diyelim. Yeri bu sefer şuraya daha farklı bir şey almak istiyorum ama buraya arkadaşlar bir çizgi çizeyim. Şöyle. Bu çizginin şurada gradyan diyelim ve diğer gradyan renkler diyelim. Gradyan doku şöyle ortası parlak olanı seçelim şuradan. Renk olarak siyahı mı seçsek acaba? Şöyle gri renkleri tercih edeyim. Tamam. Bir de kenarlık yok diyelim. Şöyle bir çizgi çizdim arkadaşlar şu ortaya. Ve şunu da sağ tuş en öne getir dedim. Şuraya bırakıyorum. Çizgimi biraz daha şöyle çekeyim. Tamam. Şimdi şu metin kutusunu şuraya alalım. Ve buraya ortaokul yazalım. Ya da lise diyelim. Lise. Hangi yıllarda lise okuduk? 1990 diyelim. 90 çok geç ya. 1995 olsun. 1998 diyelim. Tamam. Sonra şurada yine bir kopya alıyorum. Buraya Atlatürk Türk Lisesi. Yine şunun kopyasını alıyorum. Ctrl Shift ile beraber ve şu ikisini alıp şuraya üniversite diyelim. Üniversite. Hangi yıllarda üniversiteye gitmişiz? 1998 ile 2002 olsun. Hangi üniversite? Ege Üniversitesi ya da Selçuk Üniversitesi diyelim. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Sonra şu bilgisayar mühendisliğini şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar yüksek lisans diyelim. Şimdi de tarih sığmadı. Şimdi ben hepsini beraber şöyle seçiyorum. Yazılarıyla beraber Shift ile beraber seçtim. Biraz daha geriye çekmek zorundayım arkadaşlar. Sığmıyor çünkü. Tamam. Yüksek lisansımızı da 2004'te başladık mesela. 2004 ile 2008 olsun. 4 yılda yüksek lisans yaptık. Yine Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Velhasıl bunları yazıyorsunuz. Aradaki mesafeleri iyi ayarlamak lazım. Videoda yine uzadı arkadaşlar her zamanki gibi. Evet, eğitim durumumuz bu. Şimdi şuraya bir eğitim durumu yazmam lazım. Onun için de nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yaptık, şey çizdik. Renk olarak tamam. İletişim değil de şuraya eğitim diyeceğiz. Eğitim böyle. Şunu biraz daha uzatabilsem. Tamam. Şimdi bunun kopyasını alıyorum arkadaşlar. Şu iletişimin hizasına getirmeye çalışacağım. Tamam. Eğitim. Şurada tecrübe diyelim. İş tecrübesi. ya da deneyim diyelim. İş tecrübesi nasıl yazıyorsanız. Şu çizgiyi bir kontrole bir kopyasını aldım aşağıya doğru. Sağ tuş en arkaya gönder dedim. Ve yine şu daireyi butonu aldım arkadaşlar. İş tecrübemizi yazalım. Tamam. Şimdi yine şu tarihi alalım. Ben hazırlık yapmadan başlarsam böyle olur. Örneğin Turkcell diyelim. Turkcell'de 2008-2010 yılları arasında çalışmış olalım. Ne diyelim? Takım lideri ya da evet takım lideri diyelim. Yazılım geliştirme birimi. Geliştirme. Sonra şöyle arkadaşlar hiçbir hazırlık yapmadan direkt şu an düşündüklerimi yazıyorum. Ortaya ne çıkacak ben de görüyorsunuz zaten. Sonra buradan Türk Hava Yolları'na geçtik farz edelim. Ya da nereye geçmiş olalım? Bir yazılım firması diyelim. Lila yazılım diyelim. 2010 tamamen şu anda hem düşünerek hem de yazıyorum. Buraya da proje yöneticisi diyelim. Proje yöneticisi. Son olarak nereye gidelim? Logo yazalım diyelim. 2013 2019 olsun ya da 2020 yeni işsiz kaldık. Öyle hazırlıyoruz farz edelim. Yine aynı bölüm olsun arkadaşlar. Ortaya şöyle bir CV çıktı arkadaşlar. Aslında şu arka tarafa bir de başka ne diyebilir, ne yazar? Ha, bildiğimiz şu bir de tecrübe diye bir şey yapmamız lazım. Tecrübe, iş tecrübesi. Mesleki bilgi diye bir şey yapmamız lazım. Şöyle şunu da buraya getirdim. Mesleki bilgi diyelim. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Ekle menüsünden şu çizgiyi alıyorum arkadaşlar. Şu daireyi gördüğünüz gibi. Şu sarı noktadan tutup şöyle açıyorum aşağı doğru. Şöyle yaptım. Yönünü de şöyle çevireyim. Buradan da çizgi kalınlığını şu şekilde hatta biraz daha arttıralım çizgi kalınlığını. Daha fazla çizgi diyoruz. Şu da 6 değil de işte göz kararıyla şöyle yaptık. Tamam. Öncelikle bunu tam birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bunun rengini beyaz yapacağım. Ya da gri yapıyorum. Pardon, iç kısmını değil dış kısmını. Şurada dolgu yok diyorum önce. Sonra çizgi rengini gri yapıyorum. Şöyle. Sonra bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Ve o kopyayı siyah yapıyorum çizgisini. Sonra arkadaşlar üst üste bırakıyorum gördüğünüz gibi. Her ikisini seçiyorum. Sağ tuşu grup, gruplandır diyorum. Sonra tekrar içeridekini tıklıyorum ve şu sarı noktayı biraz geriye doğru açıyorum. Bakın şöyle. Ve içine de yüzde bir şey yazalım isterseniz. Şuraya da %80 diyelim. Biraz büyütelim yazıyı. Kalın yapalım. Tamam. Şimdi seçiyorum. Bir daha seçip şöyle %80. Şimdi bu %80 bildiğimiz nedir? Bizim örneğin C# bilgimizdir mesela. Ya da Excel VBA olsun. Biraz daha küçültebiliriz aslında ama neyse yeri aşağıdaki alanı dolduralım. Önemli olan budur zaten. Excel VBA böyle. Bunun kontrole bir kopyasını alıyorum. C# diyelim. C# dedik. Bunu da örneğin daha fazla bilgimiz var. %90 diyelim. Yine kontrole bir kopyasını aldık. Java diyelim. Büyük harfle. C# bile Java'yı da bilir. Hepsini de bilir de. Örnek olsun diye ben şey yapıyorum. Bunu da 70 diyelim. Son olarak ne diyelim? PHP diyelim. Örnek %60 olsun. Bu şekilde dil bilgilerimizi de yazdıktan sonra ortaya bu şekilde bir CV çıktı arkadaşlar. Şu çizgiler tam sığ üçgenler tam sonda değil. Bunları şöyle. Evet. Sonra bunu dosya menüsünden yazdır diyorum. PDF yazıcısına yaz diyorum. Ve yazdır dedim. Masa üstünde CV dedim. CV'm. Kaydete bastım. Tamam. CV'nin içinde CV. Evet. Şimdi bir bakalım arkadaşlar CV'mize. Gördüğünüz gibi PDF olarak da şuraya kaydettik. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir örnek CV oldu arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Aslında yani daha değişik şeyler yapılabilir arkadaşlar. Mesela şuraya bir tekrar bir dikdörtgen ekleyip ya da bir şöyle bir dikdörtgen ekleyelim şuraya. Şu alana boydan boya sağ tuş sıra en alta gönder dersiniz. Gördüğünüz gibi daha farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum.